VK Akademi'nin iki rektör Gözal. Hoş geldiniz. Ben bir konumuz daha var. Fakat bugün tüm dünyada eğitim alanında bir reform var. Artık günlük hayatımızda sıkça kullandığımız yeni teknolojiler eğitim içinde farklı yöntemlerle karşımıza çıkmaya başlıyorlar. İşte bunlardan biri de MOOC'lar. Dünyanın herhangi bir yerine ders anlatan bir öğretmeni evimizde otururken rahatça dinleyebiliyoruz. Benzer bir şekilde bir öğretmensek, eğitmensek, akademisyensek bilgimizi artık yüz değil, bin değil, milyonlarca kişiyle de paylaşabiliyoruz. Kısacası kişiselleştirilmiş eğitim yöntemleri hızla yaygınlaşıyor. Bilgi ve iletişim çağında artık gençler öğrenirken dünyaya farklı bir gözle bakıyorlar, yeniliklerden faydalanmak istiyorlar ve yeni teknolojilerin eğitime buluşmasını istiyorlar. Bilgiye ulaşmanın pek çok farklı yolu var fakat önemli olan doğru bilgiye en kestirme yoldan ulaşmayı öğrenmek. Bilgiye artık zamandan ve mekandan bağımsız olarak ulaşabiliyor. Kısacası bugün eğitimde dijital dönüşümü yaşıyoruz. İşte Khan Academy bu dönüşümün önemli bir temsilcisi olarak ortaya çıkıyor. Ve 2006 yılında Amerika'da Salman Khan adında bir girişimci tarafından kuruluyor. Amacımız herkese, her yerde, dünya standartlarında bir öğrenim imkanını ücretsiz olarak sunabilmek. Khan Academy nedir diye sorarsanız kısaca internette ders videoları, interaktif alıştırmalar, öğrencinin seviyesini tespit eden, yönlendirebilen ve bütün bu bilgiyi de öğretmene ve bilgilere raporlayabilen bir internet platformu olduğunu söyleyebilirim. Khan Akademi'nin kuruluş hikayesinden çok kısaca bahsetmek istiyorum. Çünkü bu hikaye aslında 2000'li yılların ortasında MOOC'ların gelişimine de bir nebze de olsa ilham verdi diye düşünüyorum. Khan, Amerika'da yaşayan göçmen bir ailenin oğlu. Fakat çok iyi okullarda okuma şansı bulmuş. 4 senede Harvard, MIT gibi okullardan 4 tane diploma kazanmış. Oldukça zeki birisi. Ve bir gün finans sektöründe çalışırken ben artık bu bilgiyi diğer insanlarla paylaşmalıyım. Çünkü ben bu okullarda okuyacak kadar şanslıydım. Herkes benim kadar şanslı olmayabilir diye düşünüyor. Ve internet üzerine ilk ücretsiz ders videosunu yüklüyor. Bilginin ihtiyacı olan herkese ulaşması için ücretsiz olması gerektiğine inanıyor Khan. Bu arada ilginç bir şey oluyor. Bir taraftan kuzenini ders çalıştırırken, farklı bir şehirde yaşadığı için internet üzerinde videolarla ders çalıştırıyor. Bu videoları binlerce kişinin izlediğini fark ediyor Khan. Ve aldığı yorumlar sonrasında bir şey fark ediyor. Kuzeni Khan da diyor ki, ben internette ders çalıştıran, internette konu anlatan öğretmenim, yani internetteki seni, gerçek hayatta tanıdığım bilgiyi kuzenime tercih ediyorum diyor. Çünkü bilgiye istediğim zaman ulaşıyorum, istediğim zaman durdurabiliyorum, sıkıldığımda başa alabiliyorum, tekrarlayabiliyorum. Ertesi sabah sınavım varsa sabaha kadar tekrar izleyebiliyorum diyor. Bütün bunların hepsini gerçek öğretmenden isteyemeyiz. Fakat artık teknoloji bu şekilde öğrencilerin bilgiye ihtiyacı olduğunu ulaşmasına yardımcı oluyor. Ve bu sayede en önemlisi öğrenci öğrenme sürecini sahipleniyor. Zaten MOOC'ların da çıkış noktalarından biri biraz da bireyin kendi öğrenimini eline alması, öğrenimini sahiplenmesinden geliyor. Slaytları sanırım gösteremedik, rakamları göstermek istiyordum size ama ben buradan kısa özetlemeye çalışayım. Bir kişinin aslında kuzenine ders anlatırken internete yüklediği videoyla başlayan Khan Akademi, şuradan devam edelim o zaman. Bir kişinin yüklediği videoyla başlayan Khan Akademi bugün 700 milyona yakın ders vermiş, bir platforma dönüşüyor. Salman Khan derslerin büyük bir kısmını hala kendisi hazırlıyor. Fakat artık bu dersler yaklaşık 40 dile çevriliyor ve dünyanın hemen hemen her ülkesinde kullanılıyor. Bu da bize eğitim teknolojilerinin bilgi paylaşımı açısından neler yapabileceğini bence gösteriyor. Matematikten finansa, organik kimyadan sanat tarihine çok farklı alanlarda, farklı konularda, farklı yaş grupları için eğitim içeriği mevcut. Amacımız bir taraftan öğrencileri desteklerken bir taraftan da aslında herkesin kendini geliştirebileceği bir bilgi kaynağı sunmak. Diğer taraftan da bir bireysel öğrenim kaynağı olduğu kadar öğretmenler, eğitmenler ve veliler için de bir eğitim aracı sunmaya çalışıyoruz. Aslında şu anda ekranda sanal bir sınıf görüyorsunuz. Öğrencilerin isimleri, hakim oldukları konular, öğrencinin ilgi alanları, izlediği videolar veya sınıfın durumu. Kısacası artık
yeni teknoloji veriye dayalı eğitim yapıldığında hangi öğrenci hangi konuya ne kadar hakim? Bunun hepsini öğretmene ya da veliye raporlayabiliyor. Çok basit bir örnek vermek gerekirse, kaç dakika video izledi, kaçın saniyede durdurdu, hangi konuda ne kadar çalıştı veya hangi konuya ilgi duyuyor, bunların hepsini görebiliyoruz. Bu tabii birkaç işe yarıyor. Eğitim ve teknoloji kelimeleri yan yana geldiğinde sanki artık makinalardan öğreneceğiz, öğretmenlerin yerini robotlar alacak gibi bir kaygıya kapılıyoruz ama bunun tam tersi, Khan Academy bu teknolojilerle eğitimde insan faktörünü ön plana çıkarmaya amaçlıyor. Yani buradan kazandığımız zamanla sınıftaki sosyal ortamı, etkileşimi arttırmaya amaçlıyoruz. Belki bu son söylediğim şey MOOC'ların bir kısmıyla tam olarak örtüşmüyor olabilir. Biz eğitimin mekanik bir sistem değil, sosyal bir sistem olduğuna inanıyoruz. Fakat aynı zamanda teknolojilerin sayesinde derslerin çok daha farklı işlenebileceğini, çok daha verimli işlenebileceğini 21. yüzyılda sınıfta geleneksel eğitim sistemi dediğimiz anlayışın modernize olabileceğine inanıyoruz. Tam öğrenmeye, eksiksiz ve ustalaşarak öğrenmeye inanıyoruz. Pek çoğunuza komik gelebilir. Khan Akademi'nin kurucusu Salman Khan bugün sınıflardaki eğitim anlayışını bir gravyer peynirine benzetiyor. Çünkü bilginizin arasında hep eksikler ve boşluklar var. Halbuki her konuyu tam öğrenmeliyiz. Bir bina inşa ettiğimizi hayal edelim. 12 katlı, 16 katlı yüksek bir bina olsun. Temel ne kadar sağlam olursa bina da o kadar yüksek olabilir, öyle değil mi? Eğer bir katı %60, diğer katı %80 sağlamlıkla inşa edersek bu bina hiçbir zaman yükselmeyecektir. İşte bugün sınıflarda 100 üzerinden 90 alarak sınavı geçen ya da sınıfı geçen öğrenciler çok başarılı kabul edilirken aslında yollarında %10'luk bir kayıpla devam ediyor. Ve bu %10'luk eksik, bir sonraki öğrenmeleri gereken konunun temelini teşkil ediyorsa. Sınıflarda yapılan araştırmalar tam öğrenme anlayışıyla ders işlendiğinde aslında sınıf ortalamasının gerisinde kalıp çok da hızlı öğrenmiyor denilen öğrencilerin sınıfta en hızlı öğrenen öğrencilerin de önüne geçebildiğini gösteriyor. Şimdi size bir soru sormak istiyorum. Bugün sınıflarda ne yapıyoruz? Bir grup öğrenciyi alıyoruz, sınıfa koyuyoruz 4 duvarın arasında ve hangi zaman diliminde, hangi dersleri ne kadar sürede öğrenmeleri gerektiğini belirliyoruz. Burada sabit olan nedir? Öğrencilerin ne kadar zamanda hangi konuları öğrenecekleri. Değişken olan nedir? Öğrencilerin aslında öğrenip öğrenmediği. Bunu tersine çevirebilir miyiz? Neden sabitleyen öğrencilerin her konuyu tam öğrenmesi, değişken olansa nerede, nerede, ne zaman ve ne kadar vakit harcayarak öğrenmesi olmasın? İşte yeni teknoloji artık bunu mümkün kılıyor. Ben sözlerimi Khan Akademi'nin MOOC'larla olan ilişkisini de biraz daha açıklamaya çalışarak tamamlamak istiyorum. Biraz önce de söylediğim gibi biz eğitimin hala sosyal bir ortamda olması gerektiğine inanıyoruz ve başka bir deyişle bugün mevcut olan eğitim kurumları modernleştirmeyi, özgürleştirmeyi, bazı şeyleri biraz daha farklı yaparak eğitimi daha verimli hale getirmeye amaçlıyoruz. MOOC'ların çoğunda da aslında etkileşim artıyor. Bu sayede öğrenciler arasındaki paylaşım, öğrenciler ve öğretmen arasındaki paylaşım gittiği artıyor. Diğer taraftan MOOC'ların ücretsiz olanları epey sayıda mevcut ve veriye dayalı, kişiye özel eğitim anlayışıyla ders işleyen MOOC'lar da bir anlamda Khan Akademi'nin eğitim anlayışıyla çok yakında örtüşüyor. Tabii burada önemli olan MOOC'u nasıl tanımladığımız. Ali Ekrem Hocam'ın da bahsettiği 2008 yılında bildiğim kadarıyla ilk defa bu kavram hayatımıza giriyor. 2012'den itibaren daha sık kullanılıyor. Burada hala tam net olmayan bir kavramdan bahsediyoruz. Gelişmekte olan bir kavramdan bahsediyoruz. Son olarak belki birkaç farkı da söylemek istiyorum. Bizim eğitim anlayışımız ve gördüğüm kadarıyla diğer gruplardaki farklılıklar arasında klasik eğitim anlayışını modernize ederek online ortama taşıyoruz. Evet, MOOC'ların çoğu zaten bunu yapıyor. Diğer taraftan kişi özel, kendi hızında öğrenim şansı da sunuyorlar. Fakat hala öğrencilerin bir konuya başlangıç tarihi, sınav tarihi, konunun bitiş tarihi çoğu için konuşuyorum. Yani hala öğrenciler sınıfın hızına, sınıfın ortalamasına tabiler. Biz her öğrencinin kendine en uygun hızla öğrenmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu şekilde tam öğrenmenin daha verimli olarak gerçekleşebileceğine inanıyoruz. Son olarak neden gelecekte
Khan Akademi kadar Khan Akademi gibi MOOC'ların da okulların mevcut eğitimini güçlendirecek bir araç olarak ve belki bir gün onların yerine geçecek demek istemiyorum ama onların daha da yüksek bir noktaya taşıyacak kurumlar olarak eğitimi özgürleştiren, modernize eden, yeni teknolojilerle sınıfları, insanları buluşturan, en önemlisi de bilgiyi çok daha geniş kitlelere ulaştırmayı sağlayan kurumlar olarak hayatta devam edeceklerini öngörüyorum ve diliyorum. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Teşekkür ediyoruz. Dijital dönüşüm içerisinde MOOC'ların yeri ve Khan Akademi'nin başlangıcı, özellikle de eğitim sisteminin teknolojiyle entegrasyonu, teknolojinin eğitime entegrasyonu ve sorgulanması gereken sorular, hatta paradigmalar işaret etti.